Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 13. pencere. Sözlerden. Pencere. Bakıyorsun, sana bakılıyor. Ama sana kim baktığını bilmiyorsun. Ama bu taraftan sen bakıyorsun. Şimdi bununla biz bir yere bakacağız. Bu pencereden bir yere bakacağız. Bakmak bakılıyor da fakat ne olduğunu ne ile öğreneceğiz mesela? Bir yere bakıyorsun. Baktın, gördüğün şeyin ne olduğunu ne ile bileceksin? Değil. Nedir yani? Gördüm, nasıl yorumlayacaksın? Dünyadaki hadiseleri neyle yorumlayacaksın? Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve emin şeyin illa yusabi bi hamdi. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile tesbih etmemiş olsun mevcuda. Her şey Allah'a hamd ile tesbih ediyor. Nasıl anlayacağız bunu? Sırınca her şey lisan-ı mahsusu ile Halik'ini yad eder, takdis eder. Her şey lisan-ı haliyle, yani varoluşuyla, duruşuyla, vazifesiyle. Niye onu hamd ediyor? Çünkü yaptığı iş kendisini aşıyor. Mesela nar ağacının nar yapması mümkün değil. Yani kütüğün bunu yapması mümkün değil. Ama orada bulunuyor. Hani var ya böyle bir bahçe düşünün, elma, bir baktı ki ceviz düşmüş oraya. Ceviz ağacı yok. Demek ki başka bir yerden girmiş gibi. Yani bunun bu özelliği yok. Nar yapacak yani. Tuzunu, karabiberini, kimyonunu vesaire koyacak, yapacak bunu. Bunun böyle bir özelliği yok. Biliyoruz, görüyoruz. Ondan dolayı lisan-ı mahsusu, yani yaptığı işlev itibariyle, vazife itibariyle kendisini aşan işi yapması gösteriyor ki Allah'ın hamd ile yad eder, takdis eder. Peki niye takdis ediyor? Çünkü kusur yok. Mesela insan bir araba yapıyor, mutlaka kusuru var. En büyük kusur modeli değişiyor. Modeli değişmesi kusurlu olduğunu zaten gösteriyor. İnsan denilen bir sanat. Bu da makine. Şöyle diyeyim. 23. sözde söylüyor da. Tarih eser niye kıymetli? Çünkü tarihin, yani kadim kültürün, geçmiş bir kültürün taşıdığı için. O tablete bakıyorsun, tablete. Hangi kültür yaşamış, ne yapmış, sanatları neymiş, teknolojisi neymiş. Değil mi? O tabletle tarihi taşıdığından dolayı o tablet değil. Yoksa demir itibariyle, kilo itibariyle 5 para etmez yani. Ya eskiden hani 70'lerde benim vurduğum, çok iyi hatırlıyorum ortaokuldayken. Artık yani pul var ya pul. Zarfa vurdunuz pul. Baktım böyle sergide bir yere denk geldim. Benim vurduğum pul milyarlara satılıyor. 40-45 sene şey. 1,5 milyar mı ne satılıyor? Pul ya. Niye satılıyor? Çünkü o eşya kadim bir kültürü taşıyor. Geçmişi taşıyor. Bak bir şey anlatacağım. Bu çok önemli de. Bunları biliyorsunuz ama. Başka bir noktaya nazar vereceğim. Şimdi kaç yaşındasın sen? 51. 51. Bunun senin değerin 50 senelik bir kültürü taşımandır. O kadar. 50 senelik hadisi sana anlat deseler, bir saat anlatsan, değil mi? 100 yaşındakiler 2 saat anlatır. Senin değerin 50 senelik. Ha? Ama tablet 1000, belki de 500 senelik, 200 senelik. O kadar.
Ama insan bedensel itibariyle böyle ama taşımış olduğu ruh itibariyle, ruh itibariyle ezel ve ebedi taşıyor. Onun için ta dibin dibi olduğundan değeri nihayetsiz. Bir daha söyleyeyim. Nurettin sen kaç yaşındasın? 48. Kaç? 48. 48. Yani o kadı değeri olur. Araştırdığıma göre 7 tane 12'lik çivi olursun. 2 tane tam kümesini boyayacak kadar kireç oluyor. 2,5 yani daha aman aman o kadar var da kilo. 2,5 kalıp yapabilecek kadar sabun olur. Bir insan 1,5 ile 2,5 arasında sabun olur. Sen 2 sabun olursun. Böyle bir topla insanın değeri bu kadar yani. Bir tavuk kümesi boyayacak kadar, şey 2 tavuk kümesi kireç var. 12'lik çividen 36 tane ne demir ancak olabiliyor. Ya yani bir bakmışlar böyle, milyarı geçmez birinde. Peki tablet niye pahalı? Kadim bir tarihi taşıdığından dolayı. Orada haber veriyor bize. Ne diyor? Bu tablete bakarak Sümerliler, Asurlar böyle yaşarmış, böyle sanatları var, böyle teknolojileri varmış. Kültürleri buymuş. Para ilk bulan Lidyalılarmış. Yoksa maddi itibariyle hiçbir değeri yok. Ama kültürü taşıdığından dolayı. Maddi itibariyle de biz de böyleyiz. 2,5 sabun yaparsın en fazla. Ama o tablet 500 sene, 1000 senelik tarihi taşıyor. Biz ise ezel ve ebedi taşıyoruz. Ezeli ve ebedi taşıyorsun. Evet 50 seneliksin ama kafanla takmış olduğu akla, kalbine beslemiş olduğu istidada, ruhun mahiyetine bakıldığı zaman insan ezel ve ebed esmanın koridoru kavşağı oluyor. Ezeli ve ebedi taşıyor. Yani iman ederek, ne demek iman etmek? Allah seni ruhunda taayyum ve teşahhus ediyor. İmanı anlatayım, buna gireceğim. Sen şoförsün Hüseyin abi. En eski budur. Babamdan tanıyorum, babam zamanında. O zaman dört arazili bu memlekette iki tane müştemine varmış. Bir tane de babamda varmış. Değil mi Ahmet sen? Öyledi. Bu meşhur bir abidir Çaylı'da. Şimdi sen şoförsün abi. Ama uzun bir otobüs, tamam mı? Şoför, durakta bekliyorsun. Yolcu alıp gideceksin. Açtın belediye arabası gibi. Baktın ki Adem Aleyhisselam bindi. Adem Aleyhisselam. Ne hissedersin öyle? Başka kimse yanmadı daha. Onunla gider. Şimdi hayatını değil mi sebep olarak bana teslim etmiş. Bana güvenmiş. Arabama binmiş. Bak bana güvenmiş. Bana değer vermiş. Bu arabaların içinde benim arabaya binmiş. Kim? Adem Aleyhisselam. Bana teslim olmuş. Benim can güvenliğim sebep noktası sensin. Sana teslim oluyorum dedi. Tamam. Bindi. Bir baktın ki Şit Aleyhisselam da bindi. Nuh Aleyhisselam bindi. Azrail Aleyhisselam bindi sanırım. Salih Aleyhisselam bindi. Azrail Aleyhisselam da bindi. Azrail Aleyhisselam, Cebrail, Mikail, 124 bin peygamber binse. En sonunda bir baktın ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam senin otobüsüne biniyor. Akan sürer durur o zaman. Bir de yani sen şoförsün ya böyle arabada bakıyorsun öyle. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bindi. İmam-ı Şafii bindi, İmam-ı Azamlar bindi. Malikiler, Gazaliler, Bediüzzamanlar, Geylaniler, İbrahim-i Desükiler, Ebu'l-Hasen'in Şazililer vesaire bindi. Şimdi sen böyle lal kalırsın ya, şoförsün tamam mı? Belediyede biniyor ya. Otobüs. Ondan sonra en son imam bindi. Asıl imanı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bindi. Dedi ki Hüseyin dedi sana. Hüseyin. Tamam oğul. Kapını kapat. Devam. Ha devam et. Muavin ol. Bediüzzaman senin muavinin. Allah'a yürü. Hadi yavrum. Kapıyı kapat git. Taşıdıklarına baksana ya. Bakmaya bile yapamazsın ya. Dikiz aynasını. Ayakların titrer gaza basın. Tabii basamazsın ki. Ayaklar kemençe çalar adamın ya.
Tabii ya, sistem biter ya. Resulullah'ı taşıyorsun ya. Tabii. Nuh Aleyhisselam'ı taşıyorsun. Ne olur insan psikolojisi? Buna benzemiyor. İmanla Allah'ı taşıyoruz. İman otobüse benzer. Binen Allah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah'a taşıyorsun. O kadar değerlisin. Peki acaba taşıyor muyum? Sen en çok sevdiğin neyin var? Bir canın var, bir de namusun, bir de dinin. Değil mi? Can, namus, din. Sen en çok sevdiğin namusunu hiç sevmedin. Aşağılık, bu memleketin en aşağılık bir insana teslim eder misin? Git seyahat, Trabzon'a bunu götür işte. Ona, onun yanına yola koyar mısın? Hiç sevmediğine, en çok sevdiğini teslim etmeyen insan, Allah, en çok sevdiğine Allah'ın iman. Allah en çok imanı seviyor. Sana vermiş. Çünkü seni en çok seviyor da ondan. Allah en çok imanı seviyor. Onu da sana vermiş. İşte diyor ki, وَاِمْ مِنْ شَيْنْ اِلَّا يُسَبِي بِحَمْدِ Hiçbir şey yoktur ki Allah hamd ile tesbih etmemiş olsun. Ama bunların içinde tesbihini fark eden insan, ben diyebilen yegane mahlum, 50 senelik ama ezel ve ebedi taşıyan, ruhunda Allah'ı taayyum ve teşahhus etmeye misafir, misperver, ev sahibi olan bir mahluk insan. Cenab-ı Hak insanın ruhuna taayyum ve teşahhus etmiş. Otobüsüne binmiş. Allah Allah. Allah ne demek yani senin aleminde? Ne ifade ediyor? Allah, Allah deyince ne anlıyorsun? O sende işte. Daha ne olacaktı ki? Niye böyle ufak şeylerle bağırıp duruyorsun ki? Yani değer mi ya? Şimdi otobüsü sürerken bu âli, âlişan insanlar varken telefonu çıkartıp hanım ne haber ya? Yemek yaptın mı ya? Ağlan. Ya ben demedim ya. Çayı sonra götüreceksin ya. Hurmalı şey yap böyle. Böyle yap. Telefon konuşur musun? Allah başa vermesin. Allah başa vermesin. Resulullah arkada. Bütün 124 bin peygamber var. 124 milyon evliya ot binmiş. Senin şeyinde mavinin kapıda Bediüzzaman sen bundan şuursuz sanki yoklarmış gibi hanım ne yaptın ya? Yaptın mı pişirdin mi? Konuşmanı da duyuyorlar. Ya değil mi? Allah kimsenin başına vermesin ya. Yani. Aynen. İmanla Allah'a taşıyoruz. O imanda biz de basit basit sebeplerle meşgul olup oyalanıyoruz. Yani isyan ediyoruz. Bu niye oluyor böyle? Ya sana niye sen? Kendi işine ya. Senin vücudunu idare etmek ona ait. Ölüm mü? Ölüm seninle alakası yok ki. Doğma seninle alakası olmadığı gibi gitmek de seninle alakası yok. Doğarken sana sorulmadığı gibi giderken de sorulmayacak. Senin vazifen şu sorulacak. Ya şu gün derse gittin mi? Namazı kıldın mı? Tesbihati yaptın mı? Kitap okudun mu? Haram yedin mi? Kul hakkına tecavüz ettin mi? Yani insan oldun, iyi para kazanmış olabiliyorsun. İyi para sahibi olabiliyorsun. İyi bir doktorsun. İyi mühendisin ama iyi insan olacaksın ilk önce. İlk önce iyi insan olacağız. Ne olursan ol. Evet, bütün mevcudatın lisanı hal ve kal ile ettiği tesbihat. Lisanı kal ve hal. Yani bir tanesi yaptığı iş. Tesbihat. Mesela ağacın tesbihatı meyve vermek. Tavuğun tesbihatı yumurta yapmak. Değil mi? Sığırın tesbihatı süt vermek. Peki kar getirmeyen bir araba düşün. İkide bir arıza yapıyor. Galeriye değil mi? Satılacaksın. Tabii. Meyve vermeyen ağaç soba yap. Evet. Süt vermeyen sığır kasaba veya kazana. Namaz kılmayan da cennete. Namaz kimden zennet? He, olur mu? Ben kabul etmem de bu yaradan hiç kabul etmez.
Bir akşam rüya gördüm. Hayır olsun. He, Allah razı olsun. Bir akşam rüya gördüm. Bir tanesi bana diyor ki, Allah, Allah değil diyor, sen diyor geçmişin filmi alınsa, ta doğumundan beri. Seyretmeye tahammülün olur mu diyor. O da zor ya. Çok zorlar. Çok zor. Ne dedim biliyor musun? Gençlik zamanlarına hata yapmış olabilirsin. Tabii. Dedim seyretmek istemem. Ben de. Kendi filmini, Ozan dedi ki bana, kendi filmini sen seyredemiyorsun da Allah nasıl seyredecek onu? Allah'a hükür. Karşındakine söylüyorlar, iyi dinle sonra. Onunla alakası var, seninle hiç alakası yok. Yaktın beni. Allah dedi senin filmini, Allah'a niye böyle film seyrettiriyorsun? Durdum, dedi ki, bu gözlükle bakıyorsun değil mi dedi bana. Bu. Sen nereye bakıyorsun gözlükle bakıyor mu dedi. Bakıyor. Sen nereye bakıyorsan Allah da bakıyor. Senin baktığın yere bakıyor. O zaman Allah'a niye baktırıyorsun harama? Ben harama bakarken Allah da oraya bakıyor. Allah'a da harama baktırıyor. Ya. Ama Allah bizim gibi değil. Değil mi ya mesela? Allah böyle bir Allah değil mi? Ne için? Değil tabii ya. Sen olmaması lazım. Günah istersin, tövbe çar olursun. Ya. Affeder. Oh. Tabii tövbe çar etmesin, bileceksin hocam. Adam gibi. Evet. Öyle ikide bir yalakalık yok. Tövbe atıyordum, geçiyorum, televizyonun her türlü rezilini seyrediyorum. Bu dersten sonra gidiyorsun, seyrediyorsun. Evet. Adam değil ya. Yalancı insan. Tabii. Bir tanesi öyle dedi. Ya Rabbi. Benim günahımı dedi, dua etmiş kaldırdı. Şunu affettiği demeye utanıyor. Ama sen bilirsin. Şunu affet diyemiyorum ama yaptım ben onu. Dili ağzıma alamıyorum şimdi diyor. Çok imanlı insanmış. Ya. Ben diyor o zaman yaptım ama şunu affet diyemiyorum. Niye diyeyim utanıyorum. Nasıl yapabildim diye. Evet. Ama sen Allah'sın. Gerisi sana ait. Bir tane Kürt gitmiş ya, haca. Dedi ki, Ya Rabbi, Kabe'ye sormuş. Olmuş ha, bizim dönemimizde olmuş. 2000 kaçtaydı. Dedi ki, Ya Rabbi, bizde kan davası çok mu? Benim çocuğumu dedi, Hasso öldürseydi. Sonra, bu kan davası tabii, aşiret. Ama bir sebeple, benim haberim olmadan evime gelse, evimde misafirse ben kan davasını unutur, bana nasıl yakışıyorsa öyle muamele ederim. Ben de senin evine geldim, sen bilirsin. Ya Rabbi el alem. Vurdu değil mi tepeden? Ama hiç hesap olmaz onu ya. Ya ama nasıl vurdu ya? Çocuğumu vurmuş, evime gelmiş, ben ona gene... Kürt yapıyor işte. Aynı bir... Kürt, yani doğunun kültürü böyle. Maşallah. Bizde de vardı daha bozulmadan. Bak babamın misafirhanesi vardı. Yani bizim evlerde, burada misafirhanelerimiz vardı. Güzel, onları artırmak lazım. Ya. İnşallah. Çoğaltmak lazım. İnşallah. Misafirhane vardı bizde. Yani hepimizde bu Anadolu'nun kültürü. Ya. Ama o adam dile getirmiş veya duymuşuz onu. Bütün mevcudatın lisanı hal ve kal ile ettiği tesbihatı bir tek zat-ı mukaddesin vücudunu gösteriyor. Yani en zındık bile deprem olduğu zaman Allah diyor. Korkudan diyor. Ama artık şuur devre diş olunca başka bir sistem giriyor. Allah diyor, tamam mı? Allah demeyin yok. Yani mesela korkudan başka olacak. Mesela Allah'ı inkar edenin bir gazete yazısı okudum. Hiç diyor bunu yaparken Allah'tan korkmadınız mı diyor. Beddua ederken bile ateist. Allah belanızı versin. Kim versin? Allah. Yok ki versin deyince. Yok ki. Hani ateistsin. Sen Allah'ı inkar ediyorsun. Beddua ediyorsun. Sizin de Allah belanızı versin diyor. Kim versin? Durdu. Durmuş yani. Ya ne olmuş ha bu? Kim ver? Kim bela verecek dedi? Hani sen yok dedin ya. Yok olan Allah mı verecek dedi. Hiçbir şey dememiş. Demek ki beddua etmeye bile Allah'a ihtiyacımız var. Evet, fıtratın şehadeti reddedilmez. Esas giriyor. Delaleti halisi hususan çok cihetlerle gelse şüphe getirmez. Bak, hadsiz fıtrı şehadetleri tazamun eden ve nihayetsiz tarzlarda
lisan hal ile delalet eden ve mütedahil daireler gibi bir tek merkeze bakan şu mevcudatın muntazam suretleri her biri birer dildi. Şu. Dedi ki, delalet-i hal ise hususan çok cihetlerle gelse şüphe getirmez. Göz diyor ki, senin ismin neydi abi? Mahmut. Mahmut. Kaç yaşındayız abi? 54. Bugün taktık kafayı şeye. 63'tü müsün? Evet. Ha, olsanız. Göz diyor ki, beni yapan alimdir. Doğru değil mi? Cahil olmaz. Mesela hastaneye gittim, 6 sene okumuş tıbbı. İlkokul, ortaokul, lise hariç. Senin tespit edememiş hastalığını. Dedi ki, Hüseyin amca diyor, genç doktor. Bana idrarını, gaytanı ver. Ne yapacaksın oğlum? İçine bakacağım onunla. Allah Allah. Attığın şey için onunla içini seyrediyor. Röntgen gibi. Röntgen bulamamış. Senin tahlilinle bu içini seyredecek. Şimdi bak. Bu neyi gösteriyor? O atılan pislik bile sende bir sistemin çalıştığını gösteriyor. Bir ilmi kariyerdir. O da bir veri tabanıdır. Bilgisayara yazarsın yazarsın. Hadi çıkış ver. Tırr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 
bir sistemin dışa vuruşu olmasa çıkanla içeriye giremezsin. Çıkanla içeriye giriyoruz. Peki çıkan idrar ve şeylerle bunu laboratuvarda tahlil ediyor muyuz? Ediyoruz. Ne var diye görüyor muyuz bunlar? Görüyoruz. Peki neyle tahlil ediyorsun? İlim ile. Laboratuvar ilim gerekiyor. Tıp okuması lazım. Evet. Peki var olanı araştırmak için ilim gerekiyor da onu yoktan var eden ilim gerekmiyor. O zaman şu, diyor ki delalet alim, hususan çok cihetlerle gelse. Göz diyor ki beni yapan alimdir. Doğru mu? Göz diyor ki beni yapan kör değil. Doğru. Kulak diyor ki beni yapan alimdir. Tamam? Ve sağır değil. Akıl diyor ki beni yapan akılsız değil. Ve alimdir. Bak beni yapan alimdir diyor. Beni yapan alimdir diyor. Kafa diyor ki beni yapan alimdir diyor. Parmaklar diyor ki beni yapan alim. Sır diyor ki beni yapan alim. Deniz diyor ki beni yapan alim. Güneşler diyor ki beni yapan alim. Bakın hepsi yaratılış itibariyle, yaptığı vazife itibariyle beni yapan alimdir diyor. Farklı farklı yerlerden aynı şeyi söylüyorlarsa bundan daha gerçek doğru ne olabilir ki? Balık diyor ki beni yapan alim. Hurma diyor ki beni yapan alim. Güneş diyor ki beni yapan alim. Göz diyor ki beni yapan alim. Farklı farklı şeylerin aynı şeyi söylemesi kadar doğru ne olabilir bu kainatta? Bak delaleti hal ise diyor. Hususan çok cihetlerle gelse. Yani lisan haliyle bağırmıyor. Ama diyor göz. Göz diyor ki beni yapan alim. Parmak diyor ki beni yapan alim. Şu parmak benim yapan alim diyor. Daha hiç alakası olmayan rüzgar diyor ki beni yapan alim. Yaprak diyor ki beni yapan alim. Köpek diyor beni yapan alim. Delalet hali hususan çok cihetlerle farklı farklı şeyler aynı şeyi söylüyorsa bundan daha doğru kainatta hiçbir şey yoktur. Tamam madem anladın mı? Delalet hali hususan çok cihetlerle gelse şüphe getirmez bir hakikattan şüphe olmaz ondan. Bundan divane olur. Bir kere şüphe etmesi için insan olması lazım. Şüphe bile, inkar bile insana ait. İnsan olması lazım ki insan şüphe eder, sır şüphe etmez. Tedirgin olur. Yani şu sisteme bak ya. Bu atsız fıtsız şehadetleri tazammun eden, yani eşyanın sistemi, işlevi, onu tanımlıyor. Ama insan kör olası cehalet, sanki hiçbir şey yokmuş gibi, kendisiyle alakalı değilmiş gibi bu sistem, bu ceyran. Yani burada balıkla karnını doyur, mutfak doldur, tuvalette boşalt, yatağa git, iş. Dikdörtgen, mutfak, tuvalet, yatak, iş. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Ondan sonra sanki mutfakla tuvalet arasına pima pen gibi, peveci gibi, boru gibi, plastik boru gibi. Güzelim o yemekleri, şeftalileri tuvalete dönüştürmek sistemi gibi bir şey olur insan. Ama bütün kainat insana bakıyor. Ya nereye bakarsan bak. Mesela
Bir öküz der mi bizim Yeşiltepe'ye, çıkar Yeşiltepe'ye, şu güle bakar, vay be şu sanata bak ya. Öküz için gül ile ot farkı var mı? Hiç. Peki kedi için o güzeli muhabbet kuşu ile balık kafası, kokmuş et farkı var mı? Hayır. Yok. Hayır. Muhabbet kuşu ile fare arasında fark yoktur kedi için, değil mi? Evet. Ama insan öyle mi? Öküz böyle Ümraniye'de duracak, İstanbul'un en güzelleri. Böyle o tepeden güle bakacak böyle, vay be, fesubhanallah. Bir kere bir mühendis öyle demiş, Japon, bu üçüncü köprü yapan Japon, ondan kafama kaldı, etkilendi. Adam otel kopmadan önce, o Japon intihar etti ya, biliyorsunuz. Ondan sonra, şimdi orada çay içerken en son şeyleri çıkmış, adam şey içiyormuş, bir şey içiyormuş orada, ne içi unuttum. Kalkmış, o çok ilgimi çekti, gül, belediyeler dikiyor ya şeyler, evet, evet. Gül yatıp kalkıyormuş. O kadar etkilenmiş ki, kalkmış herkesin içinden, tutmuş gülü, eğiyor, bırakıyor pat diye düzeliyor. Böyle bir de cebinden ne çıkarttıysa hesap, Boğaz Köprüsü'nün telini ve canlı bu. Adam hiç ses yapmamış. Diyorlar ki ondan imana, çünkü ondan sonra sormaya başlamış. Sizin dininiz ne diye Türkiye'de araştırıyormuş. Sıfa o çok ilgimi çekti. Dergide çık gösterdiler bana. Hiçbir şey dememiş ama deseydi derdim, bilmiyorum. Gülü eğiyor böyle, bırakıyor. Peki kimin ilgisini çekiyor? Boğaz Köprüsü'nün baş mühendisi adam. Böyle bırakıyor. İlk defa hayrette. Hayatta yeni görmüş gibi hayran hayran kalıyormuş. Yok, ilk defa görmüyor. Sen de görmüyorsun. Ama ilk defa ilgimizi çekiyor. İlk defa dikkat latifesi devreye giriyor. Hani mühendis olmuş ama hocam. Şey, evet. Güller bakıp da olmamış. Can, ama demiş ki siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz demiş. Ya görüyor musun? Allah. Peki, tel kopmuş niye intihar ediyor? Olayları yorumlayacak malzemesi yok. Neyi nereye göre yorumlayacak? Onların dini ve tanrısı dünya. Ama dünyevi hadiseleri biz ahiret yorumlayınca bunun tazikatından, eziciliğinden kurtuluyorsun. Ahiret var diyorsun, beka var diyorsun, haşir meydanında hesap var diyorsun, rahatlıyorsun. Ama onu neyle izah edecek? Her şey buydu, olmayınca hayat anlamını yitirdi, intihar seçeneği koptu. Onun hayattaki anlamı o köprü yapmaktı. Tel kopunca hayat anlamını yitirdi. Yaşamak mantıksız oldu. Çünkü onun hayatı neye içindi? Tel içindi. Çünkü tel için hayatını feda ettiğine göre hayatı tel kadardı. Öyle inanıyordu. Ama bir Müslüman düşün, hayatını ahirete yorumladığından dolayı dünyevi hadiselerden, kanserden, ölümden, kefenden, çeşitli hastalıkların şerrinden, tazikatından kurtuluyor. Niye? Ahiretle yorumluyor. O da diyor, bu hadsiz fıtri şehadetleri tazamun eden nihayetsiz tardada lisan haliyle. Bak çiçek tutuyor, tak bırakıyor. Köprü değil mi? Tel. Bu tele bak yani. Bırakıyor, tak bırakıyor. Yani o gülü oraya takmak için Allah lazım. Fıtri, lisan haline delalet eden ve mütedahil daireler gibi bir tek meslekli merkeze bakıyor. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Gül diyor ki beni yapan Halim. Nasıl bir tasarım var ya? Biz de onun okulda görmüştük ama adam mühendis tabii, aşmış yani. Bakıyor ya, orada ne anlıyor? Bırakıyor. Dakikalarca. İlk defa mı? Hayır. Dikkat. Dikkat ilk defa aktif oldu. Hani dikkat ettiği halk arasındaki dikkatten bahsetmiyorum. Dikkatı dikkat edersen dikkat, dikkat olur. Yani dikkat latifesi ihtiyaçla ortaya çıkar. İhtiyaç hissedince dikkat latifesi ortaya çıkıyor. Yani sana hayret makamına mı çıkartıyor? Hayrete çıkartıyor. Mesela hastasın, tamam çok falan kanser, tam ucu, tam diyor beyefendi diyor, tam kapmadı diyor ama ne yapayım doktor bey diyorsun heyecanla.
Böyle dinlemezsin ha. Böyle yaparsın, bir de böyle. Ne yapacaksın? Bu beden hayatı, 60 senelik hayat için. Bak ne yaptın? Dikkat latifesini aktif ettin. Dikkat. Niçin böyle dikkat kesildin? Dikkat kesiliyorsun. Çünkü çok önemli. İhtiyaç hissediyoruz. Demek ki biz de Allah'a ihtiyaç hissetsek dikkat ederiz. Allah'a ihtiyaç hissetmiyoruz. Allah ne kadar ihtiyaç diye bir dersimiz var. Veya sen, Allah sende ne ifade ediyor? Bunu ne zaman anlarız biliyor musun Hüseyin abi? Ben sekeratta çok insana bulundum. Yurt dışında, yurt içinde. Çok yani canlı tutmuştum sekerata. O andaki insanların bazılarının böyle yatarken bakamıyor böyle. Sanki böyle hani taş atarsın da Yeşiltepe'den düşer ya şeye. Gücün o kadar değil mi? Ama gidişine bakınca acayip sert gidiyor. Zannediyorsun ki öteki tepeye kadar gidecek. Ha, o bakışından hemen anlıyorsun bunun geçmişini tahminen. Şöyle baktığın zaman adamın gözü duvara gitmiyor. Bana gelmiyor. Bana tam oturuyorum Yasin okuyorum. Hop gözü düşüyor. Gözünün feri düşüyor. Yani niye? Hayatta tutunacak bir şeysi yok. Ama öyle insanlar var ki keseyim mi dedim, tebarek okuyayım mı? Devam. Devam. Allah muhafaza etsin bizi. Amin. Ve merkeze bakan ve şu mevcudatın muntazam suretleri. Suret. Bu suretleri var ya suretler. Senin ahlakını, huyunu, amelin burada gözüküyor. Namaz kılıp kılmadığını, zina yapıp yapmadığını, televizyon seyip etmediğini. Yani faiz verip vermediğini, namaz kılıp kılmadığını, beş vakit kılanla teheccüd kılanın arasında fark var. Hemen gözüküyor. Suret. Suret bu. Et. Ama mesela şöyle farkı söyleyeyim. Haya, utandı adam. Nasıl anlarız utandığını? Yüze suratı ne yapar? Kızarır. Ha. Yüz surettir. O kızarmak suret, siret. Aşağısıdır. Kızarmak imanına göre. Evet, yani bir şey anlatmak için söyledim. Yani kızarmak maddede gözüküyor ama madde değil. Haya yüzde kızarıklık olarak gözüküyor. Haya. El haya emin el iman da. Yani suretle sima. Sima var ya. Sima hum fi vucuhim min eseri sucud. Yani ne halt ettikleri simalarında belli. Suretteki sima. Bak birbirine giriyorum. Şöyle giydim. Kablo düşün Nurettin. Elektrik kablosu abim. Gir içeriye. Hiç ona benzemeyen bakır tel. Bakır teli içine gir. İçinde hiç onunla alakası olmayan elektrik. Elektrikli de elektrikle hiç alakası olmayan ışık. Isı. Renk. Güç. Onunla canaskal çekiyorsun inşaata. Peki o elektrik de bilgisayarı çalıştırıyor. O elektrik kablosu. Orada elektrikte resimler gidiyor video. Video gidiyor. Ses gidiyor. Yazı gidiyor. Aynı zaman o elektrik, aynı elektrik. Sesi götürüyor. Getiriyor. Sureti götürüyor. Getiriyor. Yazıyı götürüyor. Götürüyor. Aynı elektrik ocağı ısıtıyor. Aynı elektrik Wolfram teliyle ışık veriyor. İnşaatta güç oluyor, fırında ateş oluyor vesaire. Aynı yerden geçiyor. Bak, kablo, yani diş kablo bakır teline benzemez. Bakır teli elektriğe benzemez. Elektriğe içeridekilere benzemez. Elektrik süret değil, ısı değil, ışık değil. İnsan da böyle. Bakır teliyiz. Hayat, yani bu kablo biziz. Hayat bakır telidir. İçindeki latifeler, duygular içerisi, elektriğin içi gibi. İyi ki Allah var. İyi. Olmaz zaten. Ne yapacaktık biz burada? İnsanlar hep birbirini yer. Allah olmasaydı hakikaten. İnsanlar bir gün. Zenginler fakirler hep yer ya. Allah olmasaydı. Zarata, zarata yer. Tabii. Allah'a emanet.
Ama iyi ki Allah var değil mi? Allah'a şükür. İyi ki var değil mi? Kainat doğdu. Allah kainat doğdu. Çimçim yaratacak. Ama bazılar söylüyor. Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı diyor. Tövbe estağfurullah. Dedi ya ki, bak ne diyor soruya bak. İmansız. Allah bak şimdi imansız diye paketledik de. Şu bak ne diyor, ne kadar mantıksız soru. Allah beni yaratmadan önce bana niye sormadı? Sen nereye soracaktın? Yoktun ki. Öyle değil mi bak? Anladın mı şeyi? Ha, sana sorması için senin yaratılman gerekmiyor mu? Sen yokken nereye sorsun? Ha, o zaman yaratılacak sana soracak. Ha şimdi soruyor. Allah seni yoktan var etti. Şimdi bu yaratma ile sana soruyor. Hayatına devam etmek istiyor musun? Gitmek istiyor musun? İnkar et o zaman. Soruyor şimdi Allah. Diyor ki yarattım seni. İyi olduysa devam et. Yok çok kötü olduysa 5. kattan balıklama atla. Atlamaz. Atlamayıp da milletin başına bela olan çok var. Var. Allah'ın nimetlerini bitirip de bak insanların başına bela olan çok var. Ve mevzun heyetleri her biri birer lisan-ı şahadettir. Bak mevcudatı muntazam suretleri. Suret, suretler her biri birer dilmiş. Konuşuyormuş. Dil dil. Bak bir daha zihninizi tartmayın ya. Şu suretler dilmiş. Her bir heyet, şekil, şema, parmağın böyle olması, gözün böyle olması, kulağın delik olması, gözün tümsek olması. Tamam. Bunlar da neymiş? Muntazam birer lisan-ı şahadetti. Lisanmış. Muntazam heyetleri her biri birer lisan-ı şahadettir. Ve mükemmel hayatları her biri birer lisan-ı tesbihtir. Hayatları. Hayat kendisi tesbih. Hayat kendisi. Tesbih demek saniyelerini gösteriyor, ifade ediyor. Şimdi bir insan ne zaman tesbih eder? Yaşadığını fark ederse. Bu insanlar var ya sokakta köşede. Çoğu insan yaşadığının farkında değil. Nasıl anlıyoruz biliyor musun? Ölçü şu. Orada da Mehmet abi var. Mehmet abi, insanların çoğu yaşadığının farkında değil. Peki, Allah nasıl fark edecek? Kendi varlığında farkında değil. Buna delilim şu. Namazdayız abi, tamam mı? Allahu Ekber, yatsı namazında. Herkes biliyor. Herkes kendisine sorsun. Ben burada değildim yatsıda. İmam birinci rekatta ne okudu, ikinci rekatta ne okudu? Hatırlayan var mı ikisini de? İki... Üç. Yasin'den. Yatsı namazında. Yasin'den. Yasin'den. İkisi de Yasin mi? Çok güzel. Ya tamam. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Ben Allah'ı hatırlamanın en zirvesi olan namazda bile Allah'ı hatırlamıyorsam, namazda bile Allah'ı hatırlamayan bir insan hayatta Allah'ı hatırlar mı? Allah'ı hatırlanmayan bir hayat, yaşanmış bir hayat mı? Değil. O zaman yaşadığımızın farkında değiliz. Biz de öyleyiz. Yaşadığımızın farkında değiliz. Ama bir yerden uçarken, bir yerden ha, bir tane çoruyor. Allah! Allah Allah. Diyor. Allah diyoruz. O zaman bu korkudan diyoruz. Ama o yani şey, nefis devreden dişi oluyor, fıtrat konuşuyor. Bir tane sarhoş var benim Zeytinburnu'na bitişik. Şaribül leyli ve nar. Gece gündüz içer ama saygıdan dolayı kesinlikle balkonda bana karşı, yüzüme karşı balkonu böyle çevirip içmez. Sırtını döner. Bak Allah hidayet etmez. Biraz haya var onda. Haya var. O deprem olduğu zaman, İstanbul depremi en büyük. Çoluk çocuk kaçmış binadan. O da dışarıya kaçıyorum diye balkona kaçmış. Tamam mı? Şimdi kafası kopmuş tavuk gibi balkonda bir sağa bir sola. Ben de camdan seyrediyorum. Çocukları, karısı, kızı bağırıyor. Baba gel diyor, tamam da nasıl geleceğim falan. Baba kapı hemen arkanda falan diyor. Gitmiş yani. O kafası kopmuş tavuk gibi balkonda dolaşırken bu arada Allah Allah bağırıyor. Yani hayatında Allah olacak mümkün değil. Beni gördü nasıl gördüyse. Hoca niye dua etmiyorsun? Niye kesilmiyor? Boşuna mı aldık senin yanına daireyi diyor. Seni onun için aldık diyor burayı. Yok ne diye hesap dairenin de buldu. Ne olur mu ya? Dedim ki Selahattin abi dur öyle. Durdum hocam dedi. Dur. Şimdi duracak merak etme. Dur öyle.
Geriye dön, hiç kıpırdama geri, kapı orta, bak. Dön. Ama öyle dedim ya, şeytan devredeydi. Döndü bana dedi ki, hocam teşekkür ederim. Kapıyı gördü. Tabii. Bir sarhoştan bile teşekkür aldın. Aynen. Ama aramız çok iyi. Allah nasip et. Evet, aramız çok iyi. Beni görünce yukarıdan bakıyor. Demek ki kafayı değil. Hocam araba yeri yoksa hemen in değiştireyim hocam. Arabasını alacak sen gel koy. Eyvallah abi dedim sen şey yapma. Ama o da alacak ücretini inşallah. Allah çünkü benim Allah'ım ona verir. O ki var. Bir de şeyi anlattınız. O da çok hoşuma gitmişti. Bugün gelirken yolda hani Arap geliyor Türkiye'de hiç görmüyor kimse Kur'an okuyor. Siz biniyorsunuz Kur'an, iniyorsunuz Kur'an diyormuş ki korkudan okuyor. Şimdi Arapça karısıyla konuşuyor. Tabii ben de hiçbir şey anlamadığımı biliyorum. Tamam mı? Şimdi sağımda karı koca oturuyorlar. Binmiş. Haf diyor. Yani bu erkek diyor korkuyor diyor. Tamam mı? Onun için Kur'an okuyor diyor. Peki şey yapamıyor mu hocam mı? Anlıyor. Bu diyor korkuyor, Kur'an okuyor. Sizin için. Benim için. Koltukta. Ben hiç ses yapmıyorum. Devam edin. Çünkü ya Katar'dan gelmiş, ya Kuveyt'te, ya Arap Emirlikleri'nde bir yerden gelmiş. Yani zengin öyle, Suriyeli falan değil. Arapça deseydin ki hocam, sen kendi kadar kendinden manga üret. Yok, değil. Şimdi ben hiç ses yapmam bak şimdi. Sonra devam ediyoruz. Ekmek geldi, yemek. Yemedi. Hocayı oldular. Karısı dedi ki bak yemedi dedi. Diyor anlıyor mu? Ondan sonra ama fark konuşuyorlar ben okuyorum. Ondan sonra uçak geldi Trabzon'a. Ne yapması lazım? Korkarak okuduğu için tamam da uçak indi yani. Kapattı. Olacak. Şimdi ben uçak indi ama yanaşana kadar ileri o hızda inecek. Yanaşacak. Ondan sonra beyefendiler daha uçağınız yanaşmadığı için lütfen yerinize kalkmayınız falan vesaire anonslar yapılıyor. Biz de gene okuyoruz. Okuyoruz. Ulan dedim. O bana kalkacak yani yol verin diyecek. Daha şimdi artık o zamana kadar kesmeyeceğim dedim. Ondan sonra uçak indi. Yanaştı. Daha şey yapıyor. Dedi ki o adam karşısına korkudan okumuyor dedi. İndikten sonra da yine devam ediyor. Ediyor. Ondan sonra giderken böyle şey yaptı, teşekkür etti. Çünkü İngilizler bizi, Türkleri mürtet diye anlattılar. Türkleri mürtet diye anlattılar, dinsiz diye. Bütün medya Türkiye'yi gösterirken Bağdat Caddesi'ni, Taksim'i göstermişler televizyonlarında. Böyle bir camiden çıkan cuma caddeler, sokakların doldurup taşı Fatih'i göstermiyor. Herhangi bir cami, Fatih önemli değil, her taraf Kadıköy bile öyle. Ama gidip işte Taksim'i şunlar bunları gösterdi, din, Türkiye'deki din. Ama geldiler bu hadiselerden sonra 2000 ben duyduğuma göre 2004-2005'ten sonra, 2005'ten sonra başlamış. Görmüşler ki bildikleri Türkler değilmiş bu. Ha? Bakmışlar ki çoğusu evet biz şekle Müslümanız dindar ama onlar daha gayretli diyorlarmış. Şimdi dört elle sarılmışlar hakikaten Türklere. Bak öyle diyordu karşısına. Korkudan okuyor. O zaman ne kadar korkudan okuyor evet, diyordu. Korkudan şuradan okumuyor. En erken gerçeği gördü, korkudan okumuyor. Okumuyor. Gerçekten okuyordu. Evet. Ve ondan sonra teşekkür etti. Ondan sonra tokalaştık. Ondan sonra aynen dedi ben de. Allah utandılar bu sefer, anladım. Ve mükemmel hayatları her şeyin, her biri birer lisan-ı tesbihtir. Hayatları tesbihmiş, hayatın kendisi. Hayat kendisi tesbih. Bak bir tane tesbih söyleyeyim size. Tesbih böyle anlamaman için. Bak şu yaşadığınız dünyada, şu dalga var ya, şah, deniz dalgası, şah, şah. Ne diyor? Hangi ismi söylüyor? Ya Celil, ya Cebbar, ya Azim, ya Kebir. Diyor. Dün gece Ayet-el Kürsi okuyordu abi, çok sert. Dün gece Ayet-el Kürsi okuyordu. Deniz değil. Acayipti, berbatlık fırtınalı. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah.
Bak tesbih diyor. Başka vazifesini yapıyor. Ya Allah Allah. Her şey vazifesini yaparak tesbih. 24. sözde kat ispat edildiği gibi o bütün diller ile pek zahir bir surette tesbihatları ve tahiyatları bir tek mukaddes zata şahadetleri. Ziya güneşi gösterdiği gibi. Yani mevcuda, yani deniz ne yaptığını bilmiyor ama balıkları yetiştiriyor. Ağaç ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. İnsanın yapamadığını yapıyor. Tavuk ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Arı ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Bilse zaten sana sokmaz. Peki bal arıya faydası vermeyecek kadar çünkü alacaklar. Niye enayi mi? Niye yapıyor? Niye yapıyor? Ağaca meyve yüktür. Niye yapsın? Ha, emir almış. Ha, şimdi gündüz neyi gösteriyor? Şimdi bak bana bakıyorsun, yukarı bakma. Lambalar yanıyor mudur Hüseyin abi şimdi? Yanıyor. Nerede bildik? Işık var değil mi? Ha, gündüz güneş var mı? Gündüz ortası, aydınlıkta. Adama desek ki, güneş var mı desek? Adam bir dakika, baktım, ha var. Ahmak değil mi? Ne gerek yok ki? Ahmak olur değil mi? Ha, bunlar da Allah'ı gösteriyor. Ziya güneşi gösterdiği gibi zat-ı vacibül vücudu da bu mevcudatın yapısı, sistemi, işlevi kendi takatının dışında iş yapıyor. Mesela ağacın yaptığını insan yapamıyor. Yani mevcudatın yaptığını insan yapamıyor. Bu bize gösteriyor. Mesela toprak Allah tesbih ediyor bu kadar mahlukatı çıkartarak. Her bir mahluk bir tesbih. Gün. Bu da gün, ışık güneşi gösterdiği gibi bu olaylarda vacibül vücudu gösterip kemal-i uluhiyetine şehadet ve delalet ederler. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı masalama. Allah'a emanet olun.